Gökçek Bey, hoş geldiniz hoş programımıza. Bu bitkiler ne bunlar? Bu ne? Kırmızı bir su. Ne? Evet, bu nedir? Bildiğimiz lahana. Lahana mı? Kırmızı lahana, beyaz lahana. Ne işe yarar? Ne beyaz işe lahana, yarar? Kırmızı lahana. Bir sürü bitki getirmişsiniz İbrahim evet, Bey. Evet, onları tek tek anlatalım isterseniz. Şimdi lahana ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller çeşitli zamanlarda kendi ekipleriyle gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızları olan hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar, bildiğimiz lahana. Ve hastaları tedavi etmişler. Lahanalarla. Evet, lahana sularıyla. Lahana suyla, fakat şöyle. Lahananın birleşiminde... Ben şaşkın şaşkın bakıyorum. Pek yemekte bile hep kuru şeyler yerim. Çok kötü besleniyorum, o yüzden bunları gördükten sonra ben de bitkilerle beslenmeye özen göstereceğim. Bağırsakları temizler, hareketlendirir. Normal olarak her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin normal olarak %99'u faydalıdır. B2, B3, B6, B12, K vitamini üretirler. Faydalı bakteriler, arı gibi. Arı nasıl bal yapar? Faydalı bakteriler de vitamin üretir. Fakat kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanıyorsa faydalı bakteriler yok olur, azalır. Ne kullanmamak lazım? Kimyasal o kadar, o kadar çok insanlar tehlikeli kullanıyor ki şimdi şeyler, antidepresan kullanmayan o kadar az insan var ki. Sadece kimyasal ilaçlar değil. Günümüzde ne yiyorsak, yediğimiz, içtiğimiz her şeyde kimya var. İşlenmiş gıdalar, sucuk, salam, sosis, konserveler, cips, jelibon, kek, gofret, hazır çorbalar, hepsinde toksik madde var. Koruyucu diye, renklendirici, koruyucu, kıvam verici vesaire vesaire. Mesela Çin tuzu var. Hazır çorbalarda, cips, jelibon, kek, gofret vesaire de Çin tuzu, bunun kimyasal adı monosodyum glutamat. Kişi cips yiyor, jelibon yiyor, çocuklara veriyoruz gofret, onu yiyor, bunu yiyor, şunu yiyor evladım diye, ama ne oluyor? Beyindeki sinirleri, nöronları öldürüyor, sinir hücrelerini. Çocuk yaş ilerlediği zaman, 25-30 yaşına geldiği zaman bir de bakacaksınız ki çocuğunuz Alzheimer olmuş, Parkinson olmuş, Allah, Huntington olmuş. Çünkü bu kimyasal ilaçlar veyahut da kimyasal madde içeren işlenmiş gıdalar kimyasal madde içeriyor. Bunlar da beyindeki hücreleri öldürür. Kişi ne olur? Daha 20-25 yaşına gelince Alzheimer'e yakalanır. Siz nerelisiniz? Kayseri. Kayseri'lim ben, doğulu gibi hissettim bir anda size. Öyle bir anda sordum, Erzincanlıyım ya ben. Bu hu yoktu bende. Almanya'da çok soran nerelisin? Şimdi ben de başladım. Soruyorum nerelisin diye, memnun oldum efendim. Hürmetle. Buyurun, hürmetle. Lahananın birleşiminde çok özel bakteriler var. Fermentasyon sırasında doğal bakteri oluşur. Günümüzde birçok sıvı yoğurtta faydalı bakteri katılıyor. Lactobacillus ve bifidobakterileri katılıyor ki bağırsaklara hareket kazandırsın. Faydalı bakteriler vitamin üretiyor. Aslında arı gibi, arı kendisi için bal yapıyor. Fakat üretmiş olduğu arının balı %99'unu insanlar istifade ediyor. %1'ini belki arı istiyor. O bir harcıyor. Bal var, çok şey pahalı, zor bulunuyor, geliyor Karadeniz'den. Ha, o anzer balı. O evet, o çünkü nedir onun şeyi? Onu hep şeyhlere, zenginlere gidiyor. Türkiye'de evet, kimseye gitmiyor. Kimseye gitmiyor değil mi? 2 yıl önceden satılıyor bu. O denli önemli. Çok çok pahalı. Faydası evet, var. Çok şifalı. Onlar hep zenginlere gidiyor. Avrupa'ya, Amerika'ya, Asya'ya. Bize bizim kalmıyor. Türkler Türkiye'de oluyor, Türkler sanki kalmıyor. Birçok şey Türkiye'de ama Türkiye'de biz faydalanamıyoruz. Evet. Bu bağırsakları temizler, gastrit, ülser, reflüyü tedavi eder, iyileştirir. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Klinik altın başak otu. Altın başak otu ise böbreklerdeki iltihabı önler. Taş, kumu eritir. Böbrekleri temizler. Arası. Şu mu? Evet. Altın başak otu. Bunları, bitkilerimizi gösteririm teker teker. Bir sürü bitkiler var. Evet. Gel sen de evet, yedin. Altın başak otu. Evet. Böbreklerdeki iltihapları temizler. Kişi eğer ki böbreklerinde taş var, kum var, iltihap vardır. Tedavi edilmese ne olur? Zamanla kronik böbrek yetmezliğine yakalanır. Allah korusun. Sonra da diyalize, hatta böbrek nakline kadar gider. Günümüzde insanlar tansiyon, kolesterol, diyabet hapları kullanıyor veyahut da antidepresan. Ben tansiyon hapı kullanıyorum. Ne mani olur? Sürekli tansiyon, kolesterol, diyabet hapı kullanırsanız böbreklere zarar verir. Böbrekleri yavaş yavaş deforme eder, çürütür, Allah korusun. Böbrek yetmezliği başlar. 3-4 senedir kullanıyorum ben. Çok tehlikeli. Ben.
tehlikeli. Çünkü mi? Sürekli alıyorsunuz bu hapı, sürekli alıyorsunuz. Her bir gün, iki alıyorum. Gün, üç gün değil. Her gün, senelerce. Seneler. Böbreklerde birer milyondan 2 milyon nefron var, süzgeç hücre. Bunları süzüyor, temas halinde sürekli tahriş ediyor, tahrip ediyor, yakıyor, kavuruyor hücreleri. Zamanla böbrekler yavaş yavaş deform oluyor, küçülmeye başlıyor. Tehlike. Bu dikkat nedenle etmek lazım. Buradaki hangi bitki alıç, kanser için? Alıç. Alıcın Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Alıç. Alıç. Ama bildiğimiz dağda, taşta, bizim köyde de çok alıç var. Bu alıç değil. Loplu alıç, kertikli alıç. Meyvesi yenmeyen. Çekirdeği, böyle meyvesinin içi çekirdek dolu. Çok küçük meyvesi var. Bunun meyvesi de yenmez. Meyvesi de kullanılmaz. Yaprak ve çiçeğinin ekstraktı. Alıcın birleşimindeki etken madde %2,5. Yaprak ve çiçeğinin çayını içse kişi aylar süre tedavisi, iyileşmesi, tansiyonu normale dönmesi. Mutlaka. Fakat ekstraktından elde edilen kapsüller var. Biz onlara çok özel formüller geliştirdik. Şunlar alıç forte mi? Diye. Evet. Şu mu? Alıç forte. Bu normal bitkisel gıda takviyesi. Kişi bunu kullandığı zaman tansiyonu normale döner 6 haftada. Tansiyon hapı almasına gerek kalmaz. Kalp damarlarını açar. Mesela Almanya'da 3664 hasta üzerine denenmiş. 3664. Evet. Evet. Bunu gösterelim. Klinik araştırması var. Burada bu benim yazmış olduğum 3 ciltli kitapta. Bu kitap Türk tarihinde günümüze kadar yazılan kitaplardan bir farkı var. Nedir o farkı? Bu 3 ciltli kitapta 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması var. Çeşit çeşit üniversitelerde yapılan dünya çapında klinik araştırmalardan bahsediyoruz. Farkı bu. Klinik araştırma. Kitaba geleceğim sonra. Önce bu bitkileri ayaktayken tek tek götürelim. Kitabı oturduğumuz yerde ağır ağır konuşuruz. Ha, rahat rahat konuşuruz. Tamam, mesela bu da. Şimdi böyle dönelim isterseniz kameraya doğru. Ekinezya. Kipriye benzediği için kipri otu da denir. Şu değil mi? Evet, kipriye benzer. Ekinezya. Ekinezya. Grip, üşütme, nezleye karşı. Ay niye? 2 hafta önce neredeydiniz? O cenazede bir üşüttüm. 6 kere iğne yedim. Ancak kendime geldim. Keşke yemeseydiniz. Çünkü o ağır antibiyotikler bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. Ona dikkat etmek lazım. Bağışıklık sistemi çöküyor. Ekinezya. Evet, bunu nasıl yiyeceğiz? Ekinezya yemeyeceğiz. Hayır, bunun kapsülü var. Yani bu çayı içilir de. Çayı üşütme, grip, nezleye karşı 50 bin kişi üzerinde denenmiş. Almanya, Rusya ülkeler olmak üzere. Mesela orada Avrupa'da ben 29 yılı Almanya'da kaldım. Mesela çocuklar üşüttüğü zaman üşütme, grip, nezle nedeniyle hemen doktor antibiyotik yazmaz. Yazmaz. Öyle Avrupa'da ilaç çok zor i̇laç yazıyorlar. Yazmaz. En güzel huyları o. Biz de 1000 miligram veriyoruz en ağır antibiyotik. Ne oluyor? Zehirliyoruz aslında. Bağırsaktaki faydalı bakteriler yok oluyor. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Yani çocukları, yeni yetişen nesilleri Allah korusun yavaş yavaş zehirliyoruz. Bu çocuklarımız ileride ne olacak? Hepsi ağır hastalığa yakalanacak. Bu nedenle kimyasal ilaç çocuklara vermemek gerekir. Bütün Alman doktorları, çocuk doktorları mesela 1000 doktor kendi çocuk doktorları çocukları üşütme, grip, nezle rahatsız olan çocukları ekinezya ile tedavi etmişler. 141 bin çocuğu tedavi etmişler. 1000 çocuk doktoru kendi hastalarına sadece ekinezyadan ilaç elde edilen vermemişler. İlaç yok. Tablet değil mi? Tablet. Bunun tableti var, kapsülü var, şurubu var, her şey var. Biz de bunu ekinezya forte diye ürettik. Kişi bunu kullandığı zaman 3 hafta sürecekse grip 3 günde atlatır. Hiç de kemikleri sızlamaz, kasları ağrımaz. Hiçbir rahatsızlık hissetmez, burnu akmaz. Kısa sürede toparlanır. Eğer çok ağır gripse günde 3-4 defa 2'şer tane alabilir. Kullandığı zaman kısa sürede rahatlar. Bunu Kızılderililer Amerika'da 4000 yıldır kullanılıyor. 4000 yıldır. Yuppi. Kimse de grip olmaz orada. Kızılderililer de aslında Türktür. Yani onlar da bir Türk soyundan geliyor. Peki. Ortasından göçmüşler. Peki efendim. Debalist İbrahim Gökçek Bey ile birlikteyiz. Aloe vera. Aloe vera. Evet, şu gördüğünüz bitki aloe vera. Aloe veranın dünyada 400 türü var. Aloe vera barbatensis denir buna. Şifalı olanı bu. Diğerlerinin şifası yok. Veyahut da çok az. Bilmiyoruz. Bunun şöyle etrafında tikensi, çok hafif tikensi. Üzerinde beyaz benekleri var. İçerisi böyle jel dolu. Şöyle kopardığımızda böyle sümüksü süngerimsi bir madde var. Aa, evet. Kopmaz. O ne yapıyor? Baksana. Kopmadı. Evet, koptu. Şimdi bunu bayanlar mesela yüzlerinde kırışıklık var.
Şöyle kırışık kaza yediler. Böyle kırışık yerlere sürerlerse iyi gelir. Hakikaten. Tabii. Sizde hiç yok bunu mu kullanıyorsunuz? Şimdi bizim bir dostumuz Rusya'ya izine gitmiş. Üzünde bulunduğu yerde yaralanmış bıçakla. Bahçede çalışırken. O acele hastaneye gitmem lazım, eczaneye gitmem lazım vesaire demiş. Demişler ki burada ne eczane var ne hastane var. Dağın başı. Rusya her taraf boş. Şehre kaç kilometre. Bizde ilaç var demişler. Aloe vera getirip buna yarasını sürmüşler şöyle. İşte insanlar yokluktan orada yok olan neler bulunuyor yok olunca. Ne olmuş peki geçmiş mi? İyileştiriyor. Allah Allah. Tabii tabii. Bu aloe vera bununla ilgili çok büyük araştırmalar var. Mesela ben bununla ilgili yazmış olduğum şu kitapta 5-6 tane klinik araştırmasından bahsettim. Mesela Kaliforniya'da Louis Pauling Enstitüsü aloe vera ile ilgili yapmış olduğu araştırmada bağırsaktaki mantarları yok ettiğini belgelemiştir. Zararlı mantarlara karşı dünyada en etkili bitki. Ne yapmak lazım? Bunu yemek mi lazım? Hayır, biz bunu özel bir yöntemle şurubunu elde ettik. Ballı bir şurup. Çok tadı güzel, da güzel. İçimde güzel, tadı güzel. Mısır'da yapılan klinik araştırmada akne, sivilce ve ekzemayı iyileştirdiği belgelenmiştir. Tayland'da yapılan araştırmada Bangkok Üniversitesi tip 2 şeker hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Fakat en enteresan araştırma Japonya'da bu Hiroşima atom bombası atılan yerde bir üniversite var. Fushiyama Üniversitesi. Fushiyama Üniversitesi'nde yapmış olduğu araştırmada anti-aging yani kişiyi genç ve dinç tutuyor. Yaşlılık karşıtı. Evet. Genç tutuyor, dinç tutuyor ve antioksidan. Aloe vera bütün bitkiler içerisinde bitkilerin şahı diyebiliriz. Bitkilerin şahı. Bitkilerin şahı. Nasıl partiler derler? Kur'an'ın en güzel ayeti Yasin'dir. Evet. Bu da şey bitkilerin şahı. Bu onun suyu mu? Evet, bu onun şurubu. Bunu jel, şurup. Jel, aloe vera. Jel, evet. Bunu Amerikan şirketi var. Onlar dahi doğal üretemediler. Ekstrasyon, dekstrasyon yapmak zorundalar. Çünkü aloe veranın birleşiminde enzim var, vitamin var, mineral var. Çok şey var da bin çeşit etken madde var. Çok az miktarda aloein var. Bu aloein kişi bunu evde kendisi yapar içerse ishal yapar. Karnı davul gibi şişer. Bu bitkileri gelişi güzel kullan şey yapmamak lazım, kullanmamak lazım. Şimdi burada bizi izleyenler almıyorlar, kendileri gidip bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunun da zararlarından bahsedelim de öğretelim insanlara. Tabii öyle bir durum da var. Mesela her yapılan reklamı yapılan her şeyi yapamaz. Tabii o yanlış şeyler de var içinde. Yanlış da yapabilir. Mesela Almanya'da bir dostum, ben ona laden gülünü anlatıyordum. Aa dedi, bizim orada çok yetişir. Dedim aman dur. Yanlışlıkla bilmediğin bir bitki toplarsın, çayını içersin, zehirleniriz, hastaneye vurursun. Yok yok, ben iyi biliyorum dedi. Peki sen bilirsin dedim. Antalya'ya gitti, 2 hafta sonra beni aradı. Ailece zehirlendik. Ailece tabii. Dedim neden zehirlendin, ne oldu? Laden gülü yerine çit sarmaşığı var. Çit sarmaşığını toplayıp çayını içmiş. Çit sarmaşığı. İyi ki ölmemişler. Çok şükür ölmemiş, hastaneye götürmüşler. Bağırsaklarını yıkamışlar, midesini yıkamışlar. Yani gelişi güzel kullanmamak lazım. Bir şey rastgele yapılmaz. Burada ben bundan bahsediyorum ama aloe veranın 400 çeşit aloe vera da sadece birisi şifalı. Ve bununla da ilgili Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Tayland, Mısır gibi birçok ülkede klinik araştırması yapılmış. Belge var, bilgi var. Yazmış olduğum bu kitap bu nedenle bugüne kadar yazılan kitaplardan çok farklı. Bakalım şöyle gösterelim. Yani binden fazla şifalı üniversitenin bilgiler ve alternatif tıp. Doktor İbrahim Herbalist. Herbalist doktor dedim. İbrahim Gökçe'nin kaç tane kitabınız var? Bu mu? 3 yıl devamı. Bunlar devamı. 3 yıl. Bilimin devamı. 3 yıl. Maşallah. Zamanımız azalıyor sizinle. Son insanlar biliyorsunuz en çok zayıflamaya düşkünler. Bir zayıflama çayı tarifi versek. Ekran başında bizi izleyenlere. Zayıflamak güzel, iyi, hoş da yani öyle basit değil. Şimdi çok yeni bir buluş oldu. Harvard Üniversitesi 108 bitkiyi, zayıflatıcı özelliğe sahip bitkiyi incelediler. Bu inceleme sonucunda dünyada zayıflatıcı en güzel, en etkili bitki Garcinia kombucha denen bir meyve. Bu mandalina büyüklüğünde, bal kabağına benzer. Bunun birleşiminde hidrositrik sinamik asit içerir. Bu ne yapıyor? Mesela herhangi bir şey yediniz, karbonhidrat içeren bir şey, şeker, şekerli bir şey. Bu yağa dönüşür, kilo yapar. Karbonhidrat, yani
un mamulleri, tatlı, ne yerseniz hepsi şekere dönüşür. Şekerler de yağ dönüştürür vücudumuz, depolar, kilo alır kişi. Hamurlu bir şey yediği zaman kilo alır. Bu garsinyanın birleşimindeki hidrositrik asiti ne yapıyor? Hamurlu yiyeceklerin yağ dönüşmesine sebep olan enzimi frenliyor. Eliyor hepsini değil mi? Evet. Kişi 3 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyuyor. Artık fazla bir şey yemiyor. Bunu aldıktan sonra. Engelliyor, evet. Çünkü enzimi salgılanmasını frenliyor. Otomatik. Diğer bitkiler gibi değil. Bu çok farklı. Haftaya getiririm inşallah, ben ondan daha geniş konuşuruz. Peki efendim, biz bekleyeceğiz haftaya sizi. Ne diyoruz yani, zayıflama çayını önümüzdeki hafta mı versek? Olur yazar. Onunla ilgili etim. Ben de kilo verdim bu arada. İyisin. İnan ama az yiyerek kilo verir. Ya şöyle bir şey çıksa ya, insan yese, o köfteleri yese, tatlıyı yese, bir de kiloyu verse. Böyle bir mucize olsa değil mi? İnsanların vücudu işte, bazıları alıyor bazı almıyor değil mi? Ben çok yiyorum, hep aynı hiç. Ay maşallah, kilo almışsın. Sen de zayıfım diye geçirme, kilo almışsın. Bayağı kilolusun. Evet, kilolusun bayağı. Yiyorum diyor. Bayağı almışsın hem de. Ama ben hep 80-85 kiloyum. Hiç değişmedim, yemin ediyorum. Hakikaten almış gibi gördüm. Ben de zayıflayayım adamım. Sen bir andı değil mi? Önümüzdeki hafta bir zayıflama çayının formülünü verelim. Neler yapılacak? Evet, program başlayınca kağıtlar, kalemler elde hazır olsun. Hemen sizden bir şey alacağız, formül alacağız. Benim bu kitapta 2250 reçete var. Çeşitli rahatsızlara karşı. Evet, 3 cilt bu kitap satılıyor. Her yerde satılıyor mu? Evet. Bizim sitemiz var. 70 tane sitemiz var. Bitki zaten altta doğal tedavi diye altta evet. Geçiyor. Telefon numarası da geçiyor. Çok çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Bizle birlikte olduğunuz için Gökçek Bey. Ben Gökçen yazmışım. Gökçek. İbrahim Gökçek Bey bizimle bunu birlikte olduğunuz için. Bunu da kendileri üretiyor. Baktım ben kendisi. Her şeyi. Evet, her şeyi. Güzel. Neler yapıyor işte. Neler var. Allah bir şeyleri yaratmış. Tedavi için bir şeyler yaratmış. Neler var dünyada? Her şey var. Keşfetmek lazım. Evet. Tabii. Ben tekrar canlı telefon bağlantımızı vereyim. 0212 alan koduyla 642 34 24. Sevgili herbalist İbrahim Gökçek Bey bizimle birlikte oldu. Bir diğer konuğumuz daha olacak efendim. Ne yapıyoruz? Bilmiyorum işte. Yemek ne oldu? Yemeğimiz. Taraftan tattı. Ekibim tattı. Onayladı bile. Burada. Tahinli köftem de, tiramisu da hepsi hazır. Size de tattırayım mı? Evet, ben biraz sonuna doğru çayla birlikte tatacağım. Tamam. Çok evet. Lezzetli oldu. O arada insanlar alıyorlar, yiyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Farkında değilim, sanmasınlar. Ben İbrahim Bey sizi yolcu ediyorum. Öyleyse çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programımıza. Her hafta bizimle birlikte olacaksınız. Görüşmek üzere diyorum. Buyurun efendim. Buyurun.